Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhallebilik Kemalpaşa tatlısı tarifi vereceğim. Çok basit olacak ve üzerine vişne suyuyla bir sos yapıp dökeceğim. Görüntüsü harika olacak. Buyurun yapımına geçelim. Tatlımız için gerekecek malzemeler: bir paket hazır Kemalpaşa tatlısı, 2 su bardağı şeker ve 3 su bardağı da su. Ben bununla birlikte pişireceğim Kemalpaşa'yı ama sizler isterseniz arkasında yazılan tarife göre de pişirebilirsiniz. Orada 1 kilo şekerle yapın diyor ama 1 kilo şeker bence çok. Hiç gerek yok o kadar. 2 su bardağı şeker yeterli. Muhallebisi için de 5 su bardağı süt, 6 yemek kaşığı yani yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı nişasta. Üzerine yapacağımız sos için de vişne suyu 2 su bardağı lazım. 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı da şeker. Ocağımıza geniş bir tava alalım. Geniş olsun lütfen. Çünkü kemalpaşaları koyduğumuz zaman şişecek ve yer olmazsa rahatça şişemezler. Suyumuzu koyalım. 3 su bardağı su. Şekerimizi de ilave edelim. Karıştırıyorum. Şerbetim kaynadığı zaman kemalpaşaları içine koyacağım. Ve altını da kısacağım ondan sonra. Yavaş yavaş tamamen şerbeti çekene kadar ocakta tutacağım. Yaklaşık yarım saat sürer. İnce dilimlediğim limonu da atıyorum ve kaynamaya başlayınca kemalpaşaları atacağım. Muhallebisi için tencereyi ocağa alalım. İçerisine unumuzu, hindistan cevizini, nişastayı koyalım. Şekerimizi de ilave edelim. Ve 5 su bardağı sütümü de katıyorum. İyice karıştıralım. Ocağın altını da açıyorum. Muhallebimi güzelce pişireceğim. Pişirirken de lütfen karıştırmayı bırakmayalım. Devamlı karıştıralım. Topak topak olmasın unumuz içinde. Şerbetim kaynamaya başladı. İçine kemalpaşaları atıyorum. Ocağın altını kısıyorum. Kemalpaşalar iyice şerbetini çekene kadar bırakacağım. Ben de muhallebimi yapmaya devam ediyorum. Muhallebim hazır. Yeteri kadar koyulaştı. Eğer böyle göz göze oluyorsa olmuştur. Kenara çekiyorum ve kemalpaşalarımın pişmesini bekliyorum. Kemalpaşalarım da olmak üzere. Neredeyse şerbetini çekti. Olanları biraz yukarıya çekin. Kaldırın ki diğerleri de tam şerbete girsin. Daha geniş bir tavanız ya da tencereniz varsa onu kullanın. Ben bugün yuvarlak kelepçeli kalıpta yapacağım. Ama sizler isterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Hazır olan kemalpaşaları diziyorum en alta. Alt tabanı doldurduktan sonra muhallebimden döküyorum. Üstü kapanacak şekilde olsun. Çünkü bir kat daha kemalpaşalardan dizeceğim. Diğer kemalpaşaları da dizelim yine. Geriye kalan muhallebimin hepsini döküyorum. Üzerine yapacağımız vişne sosunu da hazırlayalım. Ocağımıza küçük bir tencere alalım. 2 su bardağı vişne suyunu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı olan nişastamı ekliyorum. Şekerimizi de ilave edelim. Çırparak sosumuzu koyu kıvama gelmesini bekliyoruz. Sosum kaynamaya başladı.
5 dakika bekletip öyle dökeceğim. Sosumuzu dikkatlice muhallebin üzerine dökelim. Hatta siz isterseniz tamamen soğuduktan sonra muhallebisi, ondan sonra da dökebilirsiniz. Aceleniz yok. İsteyenler bu sosu yapmayabilir. Tamamen muhallebin üzerine Hindistan cevizi dökün ve afiyetle yersiniz. Hatta bereketli olmasını istiyorsanız da borcamda yapın, büyük borcamda. Dilim dilim kesersiniz. Sosun sulu olduğuna bakmayın. Donduğu zaman katılaşacak. Sosunu döktüm. Artık soğumaya bırakacağım. Oda ısısına geldiği zaman buzdolabına koyacağım ve 4-5 saat bekleyeceğim. Ondan sonra servis edeceğim. Sizler isterseniz bir gece de bekletebilirsiniz. İkinci gününe misafiriniz varsa akşamdan yapın. Misafirinize ikinci gün ikram edersiniz. Durdukça da güzelleşir, sorun olmaz. Tatlımı yeteri kadar dinlendirdim. Kalıbından çıkartacağım. Ama ilk önce bıçakla kenarlarına sıyıralım. Tatlımın son hali. Üstünü de süslemek istiyorum. Kalıp gibi olmuş gördüğünüz gibi. Tatlımı dilimledim. Görünüşü nasıl? Harika değil mi? Diğer tarafından da bakalım. Dediğim gibi ister benim gibi yapın. İsterseniz de borcama dökün. Öyle tek sıra halinde kemalpaşaları dizersiniz. Muhallebiyi döker ve sosunu da isterseniz yaparsınız. Ama sosu da ayrı bir lezzet ve tat veriyor. Mutlaka deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.